Şimdi başka çiftlerimiz de var evde. Az önce kim Eser'e selam söylemek istiyordu? Sibel söyle bakayım ne soracağız Eser'e? Eser merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi çok şükür sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. İzmir'den geldim. Dün geldim. Aa İzmir güzel. Hoş geldin. Eser, Cansel'in ailesi Antalya'da, Eser'inki New York'ta. Bir kültür farklılığı olur mu? Bir anlaşmazlık olur mu aranızda? Çok merak ettiğimiz bir soru. Cevap istiyoruz. Merhaba Cansel. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Kültür farklılığı ve çatışması olabilir tabii ki ama iki tarafta tabii ki bizim ailemiz olduğu için, bizi sevdikleri için bunu görmezden gelirler ki bunun sorun haline dönüşeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü benim ailemde Eser'in ailesi de gayet uyumlu insanlar. Ne mutlu bize o zaman. Umarım bir gün tanışırlar ve siz de görürsünüz. Eser hemen evlenip çıkmak istiyor ama bunun belli aşamaları var. O da öğrenecek. Biz de bunu çok istiyoruz, artık görmek istiyoruz. Bakalım onu planlayabilirsek yapabiliriz, bilmiyoruz. Var mı efendim Cansel Eser'e başka soru? Cansel Eser ekrana çok tatlı gözüküyorlar ilk önce. Gelemeyenlerin hepsinin selamı var Cenes Fana'nın. Oldu ki ikinizden biri elense programda, ikiniz birden mi çıkmak istersiniz yoksa tek başına devam edersiniz? Tabii ki de ikimiz birden. Zaten eğer ben çıkarsam haftaya onu elerler yani. Aynen. Öyle bir durum olur evet. Neden öyle olur biliyor musunuz? Erkekler kızları eliyor ya ve erkekler birbirini çok tutuyor. Onların ayrı kalması kimsenin gönlü dayanmaz yani. Ben burada başka biriyle zaten kesinlikle bir şey yaşamam. Bu kadar net konuşuyorum. O da yaşamaz. Evet. Biliyorum ben. Önemli olan bu değil mi? İçeride veya dışarıda onların mutlu olabileceğini hissetmek, görmek. Bu çok önemli bir şey. Var mı başka soru? Nazan sen hiç konuşmadın. Sor bakalım. Merhaba Eser. Merhaba. Aşırı derecede Canes hayranıyım ben. Sizin aşkınıza inanıyoruz. Çok fena bir şekilde inanıyoruz hem de. Ve bir an önce sizi evli görmek istiyoruz. Biraz hızlı oldu ama gerçekten istiyoruz. Ve samimiyetinize inanıyoruz. Ben de. Ben ve bütün fanlarınız olarak. Şimdi şöyle bir şey var. İlla ki kafanda kurmuşsundur hani evlilik nasıl olur, nerede olur diye. Ufak bir şekilde bizle paylaşır mısın bunu? Nerede evleneceğimizi? Düğününüzü nerede yapmak istiyorsunuz? Düğünümüzü? Vallahi ona da prodüksiyon karar veriyor. Biz yapacağız ayol onu, sen karışma. Yani... Şöyle alalım biz Nazan'ın sorusunu o zaman. Senin gönlünden, kalbinden geçen düğün, nikah, nişan nasıl olurdu? Hani burada, bu evin içinde olmasaydın? Well, I mean, uzak bir yerde olurdu. O kesin. Düğünle balayını aynı yerde yapardım. Daha ekonomik gelirdi belki. Güzel, güzel. Peki bir şey daha. Cansel'e dokunmak isteyip dokunamamak nasıl bir duygu? Hani... Çok kötü bir duygu. İğrenç bir duygu gerçekten. Ama... Çok tatlısınız. Onlar da her vesileyle dokunur biliyorsunuz. Ben araya girmeye çalışırım. Her vesileyle dokunurlar, evet. Güzel ama bir şey. Sevgi böyle bir şey galiba. Allah herkese nasip etsin. Ben Cansel'e sormak istiyorum. Tabii. Ben öncelikle Ayça'yla olan dostunuzu çok beğeniyorum. Ayça aldığında sen omzunu ona veriyorsun, yaslanabiliyor rahatlıkla. İstenlikle dertleşebiliyorsunuz. Aynı keza sen de onun omzunda aldığın zamanlar oldu. Evet. Ama işte Eser faktörü için, işin içine girdiği zaman o fevri çıkışlarıyla Ayça'ya karşı çok tepkili yaklaşabiliyor. Hatta yeri geliyor Ayça ağlayabiliyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani hiç önüne engel olmaya çalıştın mı Eser'in bu çıkışlarına Ayça'ya karşı? Bazen Eser'in bazen de Ayça'nın birbirlerine karşı olan eleştirilerinde hani ben tutumumu belli ediyorum. Ama o gene de ikisinin arasında bir şey. İkisi iletişim kurup bunu halletmeli. Umarım hallederler. Umarım. Biz de öyle istiyoruz. Sen böyle bir şey bekliyor musun mesela? Gerçekten Cansel'in araya girip arkadaşıma böyle davranma demesini mi bekliyorsun? Ya öyle değil ama biraz daha törpülemesini isterim. Çünkü hani o onun yanında olabiliyorsa haklı yönlerini görebiliyordur. Yani Cansel Ayça'nın yanında olduğuna göre. Yani Eser'in de görmesi için belki konuşabilir, daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Cansel'in Eser'e göre. Peki. Evet o zaman ne yapalım? Cansel ve Eser'i çağıralım efendim.
Cansel'i daha mı çok öpüyorlar ne? Evet. Allah Allah. Cansel kıskanç değildir. Öyle mi Cansel? Bak ne diyorlar. Ne? Eser'i öpmeye çekindik, kıskanır diye dediler. Yok, bu seferli kıskanma. Cansel ama bizim kıskanç adaylarımızdan değilsin sen. Yok, o kadar değil. O kadar değil ama yani hani abu altından sopa da var, o kadar değil ama. Ellerimde tırnak izleri oluştu. Gelip bunca hanımın önünde şikayet ediyor bak. Kıskanıyor mu seni? Ya, no. Bak korkudan. Murat'tan bu hafta Eser ders almış. Yok hayır ben ne diyeyim kıskanmıyor. Peki sen onu kıskanıyor musun? Daha kıskan... Ya kıskanıyorum evet. Çünkü seven insan kıskanıyor galiba. İnsanın doğasında olan bir şey. Özel bir şey yapmasına gerek yok. Nasıl buldunuz onları? Çok tatlılar. Yani Cansel'in Eser'i kıskanması çok normal. Biz bile... Bir başka aday dokununca ona kıskanıyoruz. Sadece Cansel dokunmalı kesinlikle. Kesinlikle sadece Cansel. Başka bir yorumu olan onları canlı canlı görünce söyle bakalım Göksu. Çok tatlısınız. İnşallah evlenirsiniz. Herkes bekliyor evlenmenizi. Bir numarasınız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Harika İnşallah. Bir yorum. Var mı buradan bir yorum onlara? Canlı canlı görmüşken aklına soru gelen Sibel. Çok heyecanlıyım. Cansel ne olur sen de bizim oğlanı üzme artık. Üzüyor mu sence? Yani arada bir böyle. Ne yapıyor mesela? Nesine sinir oldun evet, izlerken? Evet lütfen sevdim. Evet. Bu çok iyi geliyor. Evet, Cansel tamam. Bazen çok, ikinizi çok seviyorum. Aranızda yani, lütfen. Sen olmadan olmaz, olmadan olmaz. Bazen çok gereksiz triplerim var ve biz çok üzülüyoruz. Evet gerçekten çok üzülüyoruz. Siz ikiniz bir olunca çok güzelsiniz. Tabii ki ama... Eser zaten her bayanın isteyebileceği. Her bayanın isteyebileceği Cansel evet, duydun mu? Evet. Ama benim. Biz sizi zaten öyle seviyoruz. Çok güzelsiniz. Ya şöyle bir şey, o küçük tripleri atıyorum ki hani tekrar olmasın diye. Çünkü tekrar olursa daha büyük tripler bak, atarım. Kadın. O yüzden kökünden silmeye çalışıyorum. Zamanında atıyorum tripleri. Bak, işe de yarıyor ayrıca arkadaşlar. Geçenlerde Eser'i günlerce affetmedim. Bayağı bir bekletti bir üç gün. Herhalde bunun bir ritüeli var. Bir üç gün şeye evet. Soğutuyorsun altında kısık ateşte. Dedi ki gerçekten hatasını anlasın. Ama neyse birbirlerini üzmesinler. Onlar da çok mutlu olsun efendim. Bir an önce onları da evlendirmek. En büyük dileğimiz Cansel Eser. Çok çok teşekkür ediyorum ikinize de. Canlı yarın edin. Finalde görüşürüz. Yani. Hadi görüşürüz. Öyle mi? Hadi bakalım. Eser, oh. Sen evin içinde çalacaksın. Oh, wow. Biraz minyon onlar Eser'e göre ama. No, harika. Right size mı? Süper. Süper, tamam. Çok teşekkür ederim. Giyer o. Çok da... Oldu mu? Kanfi mi? Tamam. Thank you. Thank you so much.